Bilgileri aldık. Şimdi programa başlarken de söylemiştik. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü diye İstiklal Marşı'mızdan bahsedeceğiz ama bu vesileyle elbette ki Mehmet Akif Ersoy'dan da bahsedeceğiz. Mehmet Akif Ersoy'u da anıyoruz. Mustafa Daş'tan, Ankara'dan, şairin ikamet ettiği Taceddin Dergahı'ndan bizi geçmişe götürecek şimdi. Hemen Mustafa Daş'tan'a dönelim ve onu dinleyelim. Mustafa Daş'tan merhaba, seni dinliyoruz. Osmanlı'nın çöküş yıllarında İstanbul Fatih, Heyner Sen, bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün tam 97. yıl dönümü. Evet, 97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen, her okunduğunda tüylerimizi diken diken eden ve gurur duymamızı sağlayan İstiklal Marşı'nın dizeleri işte burada Taceddin Dergahı'nda kaleme alındı. Taceddin Dergahı'na Mehmet Akif Ersoy milli mücadele ruhunu yükseltmek için geldi Ankara'ya ve kapılarını Taceddin Dergahı açtı kendisine. Taceddin Dergahı Mehmet Akif Ersoy arkadaşlarıyla hemen arkamda gördüğünüz salon bölgesinde hem siyasi konuları görüşüyordu hem de dönemin önemli konularını burada dostlarıyla istişare ediyordu. Gelen arkadaşlarını yine Taceddin Dergahı'nda bulunan bu salon bölgesinde karşılıyordu. Evet, duvarlarda Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarını görüyorsunuz. O dönemde kendisine verilen beratları görüyorsunuz ve aynı zamanda da yine o dönem İstiklal Marşı ile beraber yazılan diğer marş çalışmalarını da görebiliyorsunuz Taceddin Dergahı'nda. Günümüzde Taceddin Dergahı Mehmet Akif Ersoy evi olarak anılıyor. Altındağ Belediyesi tarafından bakımları yapılıyor. 1960'lı yıllara kadar Taceddin Dergahı olarak geçmişti. 1960'lı yıllardan sonra yapılan çalışmayla beraber haberde Mehmet Akif evi adını aldı ve yoğun miktarda da ziyaretçisi var şu anda. Özellikle bugün İstiklal Marşı'nın 97. yıl dönümü olması sebebiyle de okullardan pek çok öğrenci arkadaşlarımız ziyarete geliyorlar öğretmenlerimizle beraber. Evet, şu anda Taceddin Dergahı'ndayız. Altındağ Belediyesi tarafından bakımı yapılan ve aynı zamanda ziyaretçilere açılan İstiklal Marşı'nın kaleme alındığı yerdeyiz şu anda. Milli mücadele ruhunun yurdun dört bir yanına yeniden aşılandığı yerdeyiz. Evet, okunduğunda bizi gururlandıran ve tüylerimizi diken diken eden o kutsal marş, İstiklal Marşı işte gördüğünüz bu alanda kaleme alındı. Garp Cephesi Kurmay Başkanı İsmet İnönü, dönemin Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur Bey'e bir yarışma düzenlenmesi ve İstiklal Marşı yazılması gerektiğini bildirmişti. Bunun üzerine dönemin Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur Bey de Mehmet Akif Ersoy ile iletişime geçmişti ve Mehmet Akif Ersoy 724 şiirin katıldığı İstiklal Marşı şiir yarışmasından birincilikle ayrılmıştı. Ancak bildiğiniz gibi ödül olan 500 lirayı kendisi kabul etmemişti. Evet, İstiklal Marşı'nın kabulünün bugün 97. yıl dönümü dedik. İsterseniz yayınımızı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un o sözleriyle bitirelim. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.